geldin efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünkü kıymetli konuğum kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu hocamız bizlerle beraber. Özledik hocam, nasılsınız? Sağ olun, sizler? Gayet iyi. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sağ olun, çok uzun zaman oldu çünkü. Evet, iyi misiniz? Neler yaptınız? Çok iyiyim, çok iyiyim. Bir müddet pandemi nedeniyle seyahat etmeme kararı almıştım. Haklısınız. Ondan sonra neyse, şimdi yatıştığını umut ediyoruz. Hepimiz gibi hocam. Şimdi bugün hocamızla neler konuşacağız şöyle bir bakalım. Patates, et, süt, yumurta, şeker dost mu yoksa düşman mı, hocamızla detaylı olarak konuşacağız. Günlük kolesterol ihtiyacımız için günde kaç yumurta yemeliyiz öğreneceğiz. Uykuda kilo vermek mümkün mü sorusunu soracağız. Yetersiz tuz ve su tüketimi gece kramplarına neden oluyor mu? Gürültü kirliliği kalp krizini nasıl tetikliyor ya da arttırıyor mu? Yeni bir haberle de sizlerle bu bilgileri paylaşıyor olacağız. Mutfağımızda sevgili Sevel ablamız var. Sevel ablacığım hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Özledim sizi, geldim. Vallahi biz de özledik. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz ne öyle. Yapıyoruz bugün mutfağımızda? Bugün patatesle ilgili tariflerimiz var. Kumpir yapacağız evde. Evde kumpir nasıl yapılır daha doğrusu, onu göstereceğiz. Sağlıklı kumpir. Evet, sağlıklı. Peki. Bir de köftemiz var. İrmikli, farklı bir köfte. Harika. Püre üzerine falan eşlik edecek güzel bir köfte tarifimiz olacak. Tekrar hoş geldin. Teşekkür şimdiden. Ederim. Ellerine sağlık diyoruz ve günün ilk haberiyle başlıyoruz. Gürültü kirliliği kalp krizi riskini arttırıyor haberimizin başlığı. Hocam, haberimizi hemen bir izleyenlerimize de paylaşalım. Amerika'da yayınlanan yeni bir çalışmada gürültü kirliliğinin olduğu bölgelerde yaşayan kişilerin sağlık durumu incelenmiş. Çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Moreira, genellikle 50 ile 60 desibelden fazla olan gürültülü görünüşe göre kalp krizi riskinin artmasına katkıda bulunuyor bu gürültü. Örneğin raylar, trenler, uçaklar canlı müzikte tespit edilen 120 desibel gibi demiş. Moreira, kişinin gürültü kirliliğine maruz kaldığında kronik stresin beyin adrenalin ve kortizol stres hormonlarını salmasına neden olduğunu açıklıyor. Bu neden neyle sonuçlanıyor diye sorayım. Evet, kalp krizlerini tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesi stres. Gürültü kirliliği, her türlü gürültü, işte buna trafik gürültüsü gibi her gün maruz olduğumuz şeyler evet. En önemli faktör. Şimdi gün içinde bu gürültü kirliliği bizde bir strese neden oluyor. Stres hormonlarının salgılanmasına neden oluyor. Stres hormonlarının da en önemli iki tane özelliği var. Birincisi tansiyon yükselmesine neden oluyor. İkincisi de enflamasyona neden oluyor. Dolayısıyla bu faktörler bir araya geldiğinde kalp krizlerine bir zemin hazırlıyor. Tabii bu sağlıklı genç bir insanda kalp krizine neden olmaz. Evet, evet. Canını sıkar, işte moralim bozulur. Bozulur, sonra o geldi, psikolojim bozulur. Ancak zaten hipertansiyonu olan, zaten altyapısında şeker hastalığı, kalp damar hastalığı olan kişilerde bu işte bardağı taşıran son damla olabiliyor. Olabiliyor. Bu önemli bir bilgi. Bunu da buraya bırakmış olalım. Şimdi kalp krizinde ilk müdahaleyi konuşacağız. Kalp krizinde ilk müdahale nasıl olmalı? Acaba biliyor muyuz? Biz sokağa çıktık. Eğer bir yakınımız, Allah korusun tabii ki, kalp krizi geçirirse, ki herkesin en korktuğu şeydir, o anda nasıl müdahale edeceğimizi biliyor muyuz diye sorduk. Bakın nasıl yanıtlar aldık. Benim babam da kalp hastası. 20-25 senedir bir rahatsızlığı var. Devamlı takip ettiği doktoru var. Onun verdiği ilaçları düzenli kullanıyor. Öyle bir kalple ilgili bir sorun olduğu zaman, daha doğrusu kalp krizi Allah korusun kalp krizi geçirmesi halinde ne yaparım? Önce rahatlamasını sağlarım. Etrafında kalabalık varsa rahatlatırım, boşaltırım, ayaklarını havaya kaldırırım. Hemen ilaçları var, o ilaçlarını veririm. Sonra da doktoruna haber verip hastaneye götürmeye çalışırım. 25 senedir kalp hastasıyım efendim. İlk müdahale tabii ki bizim kendi şeyimize, bilgimize göre yoldaysak, yani bir evdeysek uzanıp şey yapıp arküsü yatıp daha bacaklarımızı yukarı dikerek ya daha göğsüm fazla yanarsa şey yapıyoruz. Dil altı apı alıyorum. İşte başka istirahat. Bir kalp masajı yapmak için ya da kalp krizi geçirdiğini anlamak için önce bilekten ve boyundan nabzına bakıyoruz. Nabız alamıyorsak
düz bir pozisyon verip başını yana çevirip elimizle sol göğüs üzerine başta 30 defa daha sonra 60 defa direkt bası masajı. Uygunsa durum nefes de verilebilir. O anki duruma bağlı bir aparat lazım. Ağzı kapatmak gerekiyor karşılıklı. Bu şekilde en az 3 dakika yarım saate kadar yapabiliriz. Geri döndürülebilir. Ama bütün bunlar olurken ilk iş tabii ki 112'yi aramak gerekiyor. Evet, bir şekilde bir şeyler biliyoruz. Kafamızda bu konuyla ilgili bir şeyler var. Tabii ki bu kadar sakin anlatıyoruz ama o an tabii ki çok ciddi bir gerginlik ve stres anı. Stresimizi kontrol edip doğru müdahale yapabilmek çok çok önemli. Müdahale etmek zorunda değiliz ama yapmamız gereken bir takım şeyler var. Yapabileceğimiz. Onlardan minik bahsedelim isterseniz. Evet. Şimdi bu konuyu iki yönden ele almak lazım. Bir hasta açısından, bir de çevresindekiler açısından. Doğru. Ya tek başınaysa da. Evet. Şimdi kalp krizi küt diye gelmez. Mutlaka ve mutlaka az ya da çok 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika öncesinden işaret vermeye başlar. Yani hafif bir göğüs ağrısı, hafif bir nefes darlığı, genelde bir huzursuzluk, çarpıntı. Bunlar yaklaşmakta olan kalp krizinin ön belirtileri. Yani göğüs ağrısı ile yere yıkılana kadar genelde bu tür belirtiler işaret vermeye başlıyor. Şimdi bu durumda hastanın yapacağı en önemli şey bunları hafife almamak, evet, ve öncelikle rahat bir yerde oturup dinlenmek. İkincisi ve daha önemlisi çevresindekilere bu rahatsızlığından söz etmesi. Tabii. Haberdar. Çünkü son anda artık iş işten geçmiş olabilir. Yani ben iyi değilim, göğsüm ağrıyor, nefesim daralıyor, çarpıntım var gibisinden bu mesajları en yakındaki çevresine anlatması lazım ki onlar da işte hazırlıklı olsunlar diye. Şimdi çevredekiler açısından tabii ki yapılacak ilk şey, eğer o kişiler doktor değilse yapılacak ilk şey 112'yi arayıp ambulans çağırmak. Çünkü yapılacak en efektif, en sağlıklı tedaviyi bu konuda ehil olan insanlar yapacaktır. Ancak hayat kurtarıcı bazı şeyler var. Bir, bu hasta eğer bilinen bir kalp hastasıysa cebinde de dil altı damar genişletici ilaç varsa ilk etapta hemen bunlardan bir iki tane dilinin altına koymak. İkincisi, yine hayat kurtarıcı bir şey, bir 500 miligramlık yani yüksek doz bir veya iki aspirini çiğnetmek. Bunlar tıp kitaplarında da yazan ilk acil müdahaleler. Bu bize gerek dil altı hapı gerekse aspirin çiğnetmek çok önemli bir zaman kazandırır. Şimdi gerçekten bir kalp krizi geçiriliyorsa istatistikler bize gösteriyor ki hastaların üçte biri ilk 3 saat içinde ölür. Eğer biz doğru müdahaleler yaparsak bu yaşama şansını önemli ölçüde arttırıyor, zaman kazandırıyor bize. Dolayısıyla işte dil altı hapı, aspirin. Yoksa evet, kan sulandırıcı aspirin, çiğneyerek ama dediniz. Evet, çiğneyerek ağzın içinde dolaştırıp ağızdan emilmesini sağlayarak bu ilk müdahaleyi yapmak. Onun dışında tabii hasta kravat takıyorsa kravatını gevşetmek, kapalı sigara dumanı olan bir yerdeyse onu temiz havaya çıkarmak, rahatlatmak çok çok önemli şeyler. Tabii bu arada ambulans çağrılmış zaten olacak. Zaten çağrıldı. Şimdi bazı işte vatandaşlar şöyle masaj yapılır, böyle masaj yapılır. Bunlar hani iyi niyetli belki şeyler ancak o masajın kararını sıradan bir insan doğrusu veremez. Ta ki kalbin durduğundan emin olursanız kalp masajıyla birlikte suni teneffüs yapmak gerekiyor. Bu da ciddi bir eğitim istiyor değil mi bu hocam? Bu da bir eğitim işi. Şimdi eğer hastanın kalbi atıyorsa ona kalp masajı yapmak faydadan çok zarar sağlar. Mesela değil mi? Daha önemlisi eğer bu süre içinde doğru bir teknikle hastaya ağızdan ağza suni teneffüs yaptırılmazsa bunun da bir faydası yok. Dolayısıyla dediğim gibi işte
dilaltı hapı, aspirin, ambulansı çağırmak ve hastayı rahat ettirmek bence en sağlıklı girişim. Bu arada bir takım belirtiler ekranlara geldi. Bazı belirtiler var hocam. Yine kalp rahatsızlığının aslında tahmin etmediğimiz belirtileri. Mesela bacaklarda şişlik. Nasıl bir şişlik hocam bu? Şimdi bacaklarda şişlik biraz önce konuştuğumuz koroner arter hastalığına bağlı bir göz şeyden ziyade, bir işaretten ziyade kalp yetmezliğinin bir işaretidir. Hı hı. Yani bacaklarda hemen yarım saat, bir saat içinde şişme olmaz. Hı hı. Bu mevcut kalp yetmezliğinin zaman içinde vücut toplanmasına ve de bunun ilk etapta yer çekiminin etkisiyle ayaklarda bir ödem oluşmasına neden olur. Yani bu ani bir hadise değildir. Günler, haftalar içinde oluşan bir kronik hadisenin, bir kalp yetmezliğinin göstergesi. Peki, hızlı kilo alma? Hızlı kilo alma da aynı şey. Yani kalp yetersiz kaldığı zaman vücutta su toplamaya başlar. Evet. O su toplama işte hem bacaklarda hem orada, karaciğerde, karında sıvı birikmesi nedeniyle olur. Bayılmak? Bayılmak tabii... Sık bayılmak yani. Evet, tabii bu da dediğim gibi yani koroner arter hastalığında kalp krizine neden olan şeyde bayılma şikayeti olmaz. Bu yine daha ziyade kronik hastalığı olan kalp yetmezliği hastalığında tansiyon oynamalarına, tansiyon düşmelerine bağlı gelişen bir durum. Peki. Bir halk sorumuz daha var. Bu da önemli bir soru. Bu soruyla yine birkaç detaya giriyor olacağız sizinle. Sorumuzu alalım. Buyurun. Merhabalar. Ben hocama bir sorum olacak. Benim de kalbimde bir ara sıra böyle çarpıntı oluyor ve bu sırtıma vuruyor hani. Ben grafik falan çektirdim, bir şey çıkmadı ama onu sormak istiyorum. Babam da benim şeydi, kalp bypass oldu falan. Hani onda da vardı bayağı rahatsızlıkları. Bende de olabilir mi? Merak ediyorum. Koluma da vuruyor. Bazen böyle sırtıma da vuruyor. Bu arada hani skolyoz ameliyatı da oldum. Yoksa onun ağrısını bilmiyorum ama bu şey, kalbim rahatsız olduğu zaman böyle çarpıntı sırtıma da vuruyor, ağrısı omzuma da. Peki, önemli bir soru hocam. Hanımefendi besbelli sağlığına düşkün bir kişi, pedal çevirirken kalp sağlığı şey konuşması yapıyor. Vallahi mükemmel. Evet, ara vermek istememiş, harika. Evet. Peki, doğru. Sorun şimdi sizce? Çarpıntı çok insanda, hanımlarda biraz daha fazla olan bir durum. Bu fazla çay, kahve, sigara içmekten olabilir. Hani hastalık kısmına girmeden önce evet, bunları saymak, ekarte etmek lazım. Fazla çay, kahve, sigara tüketimi, zararlı, heyecan, stres, evet, yüksek tansiyon kalbin üzerinde yük oluşturarak çarpıntıya neden olabilir. Elektro çektirmiş, o elektrosu da temiz çıkmış. Zaten genelde istirahat halinde çekilen EKG'de çok nadiren biz şey yaparız. Şimdi bu tür eğer çarpıntı durumu sürekli ise, yani her gün birkaç defa böyle çarpıntı hissediyorsa kişi, o zaman yapılacak şey bir holter testi yaptırmak. Yani hastaya elektro çekiliyormuş gibi elektrotlar göğsüne yapıştırılır ve beline taktıkları bir kaydedici cihazla 24 saat boyunca kalbin tam tüm gün boyunca her türlü atışı kaydedilir. Hı hı. Sonunda bu cihaz çıkarılır, bilgisayara takılır. Bilgisayar bu 24 saatlik kalp atımlarını tek tek analize eder. Hı hı. Hangi saatlerde oluyor, ne kadar oluyor, kalp ne kadar hızlanıyor. Bu aritmi dediğimiz, yani kalp düzensizliği tehlikeli tipte bir şey mi yoksa masum tipte bir şey mi? Yani aşk heyecanı dahi, aşk şeyi bile çarpıntıya neden olabilir. Hani ciddi bir kalp hastalığıyla bir heyecanlanma arasındaki şeyi ayırt etmek lazım. Evet. Holter testinin sonucunda aritminin cinsi, sıklığı, hangi bölgeden çıktığını dahi biz anlayabiliyoruz. O zaman işin ciddiyeti var mı yok mu, ona göre de tedavi planlanır. Yoksa bir çarpıntı hemen bir kalp hastalığının
göstergesi %90 değil. %90 değildir diyebiliyoruz. Şimdi alerji ve astım aslında hastalarından birazcık bahsetmek istiyoruz. Çünkü alerji ve astım kalp hastalığı riskini arttırıyormuş. Haberimiz böyle. İçeriği de geldi ekranlarınıza zaten. Amerika'da yapılan yeni bir araştırmada astım ve alerjisi olan kişilerin kalp sorunu yaşama ihtimallerinin daha fazla olduğu açıklandı. 10 binden fazla kişinin incelendiği çalışmada alerjik bir rahatsızlığı olan 18 ila 57 yaş arasındaki yetişkinlerin yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğu bildirilirken astım hastalarının ise en büyük riski taşıdığı aktarılmış. Evet. Hangi açıdan daha riskli oluyorlar hocam? Astım hastaları ve alerji hastaları mesela. Şimdi şöyle, diyeceksiniz ki hep konuyu döndürüp dolaştırıp aynı yere geliyorsun, getiriyorsun. Enflamasyon. Ama doğru. Evet. Ama doğru. Gidecek başka yer yok hocam. Oradan başlıyor yani. Şimdi alerjik hastalıklar veya alerjik astım bizim bağışıklık sistemimizin yabancı olarak algıladığı herhangi bir şeye karşı gösterdiği reaksiyon. Ben bu konuda süper uzmanım. Hı. Neden? Çünkü kendim şiddetli alerjik bir bünyeye sahibim ve alerjik astımım da var. O da var. Peki. Şimdi ben mesela kedi olan eve giremem. Hı. Hastalarım sağ olsunlar çiçek getirirler. O çiçek polenlerine karşı şiddetli alerjim olduğu için sekreterlerim onları hemen uzaklaştırır. Hı. Ankara'da kavak yelleri eser Haziran ayında. Hı. Benim şeyim... Perişan. Terk etmem o gerekiyor. Kadar. Şimdi dolayısıyla bunun ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu biliyorum. İşte bu dönemde bizim bağışıklık sistemimiz ayağa kalktı. Hmm. Bağışıklık sisteminin ayağa kalkması işte enflamasyonuna neden oluyor. Enflamasyon damarları tutabiliyor, akciğerleri tutabiliyor. Ve şimdi akciğerlerde bir tutulum var, damarlarda bir tutulum var. Dolayısıyla bunların derecesine göre bir süre sonra kalbi etkilemesi ihtimali çok yüksek. Hmm. Böyle bir ilişkisi var yani. Evet, evet. Peki. Onun dışında hani alerji doğrudan kalbi tutmuyor. Evet, evet. Dolaylı olarak tutabilir. Evet. Onun içinde hani neyse ki bu hastalıkları tedavi edecek değilse de kontrol altında tutacak tedavi yöntemlerimiz var. Da var. Peki, bir görüntülü halk sorumuz daha var hocam. Dilerseniz onu alalım. Buyurun. 4 sene önce bazı sıkıntılarım oldu. Yürüyemiyordum, yoruluyordum. Bundan dolayı doktora müracaat ettiğimde 3 tane stent takılması gerektiğini söylediler. Ve stentlerim takıldı. Bir nebze de olsa bir faydasını gördüm. Ama bu 1,5-2 ay önceye kadar gene böyle bir yorulmalarım oluyordu. Yürüyemiyordum. Mesela ben yürüyüşü falan çok severim. Sahilde yürümeyi severim. Hani mümkün olduğu kadar şeyime dikkat ediyorum. Ama işte sabaha karşı böyle bir sıkıntım olunca tekrar doktora müracaat ettiğimizde 3 tane balon takılması gerektiğini söylediler. Ve takıldı. Ama işte bir Ocak ayında oldu. Şimdi gene de böyle bir yorgunluğum var. Tıkanıyorum, yol yürüyemiyorum. Yani bu zamanla mı geçecek? Böyle bir yan etkisi var mıdır hocam? 3 stent takılmış oluyor mu? Şimdi bu bir hayli hassas bir konu. Hmm. Belki kalp cerrahı olmamdan kaynaklanıyor. Ben doğrusu stent olaylarına çok sıcak bakmıyorum. Neden takılıyordu stent hocam? Şimdi şöyle, stent daralmış bir damarı kalp krizi geçirmekte olan bir hastayı kurtarmak için o daralmış bölgeye önce balonla genişletmek, daha sonra da onu açık tutmak için oraya şu tükenmez kalemlerin şeyleri vardı. Spirali içindeki gibi. Spiral şeklinde buna benzer bir şeyi oraya yerleştirip damarın açık kalmasını sağlamak. Şimdi anjiyoplasti stent işlemleri bu tür durumlarda hiçbir tartışma yok. Gerçek anlamda hayat kurtarıcı. Tamam. Şimdi ancak gerek dünyada gerek ülkemizde bu iş biraz ölçüsü kaçtı. Suistimal edildi. Yani zaman zaman bana hastalar geliyor. 3 damarına 2'şer 3'er stent takılmış. Bir kere bu American Heart Association'ın prensip kararlarına aykırı. Hmm. Bazı damarlara stent takılmaz. Bazı damarlara birden fazla stent takılmaz.
American Heart Association bunları madde madde belirtmiştir. Ama maalesef görüyoruz ki bunlara pek uyan yok. Ve dediğim gibi karşımıza 3 damarına 2'şer 3'er stent takılmış hastalar geliyor. Yani ne oluyor? Neden tercih etmiyoruz? Daha çok etmiyorum dediğiniz mesela. Şimdi şöyle, o biraz hastadan kaynaklanıyor, biraz da doktordan kaynaklanıyor. Şimdi ben size desem ki size bir stent mi takalım yoksa koroner bypass mı ameliyatı olmak istersiniz? %99 hasta stent diyecek. Stent diyecek. Şimdi niye? Çünkü yarım saat 45 dakikalık bir işlem. En fazla bir gece hastanede yatarsınız. Ertesi günde evinize gider, işinize gücünüze dönersiniz. Ameliyat uzun bir ameliyat. Bir hafta bir yatış süresi, sonra bir ayda ancak kendine gelir. Ancak insanlar bu stentlerin çok masum ve olduğunu ve çok hani kesin netice verdiklerini sanıyorlar ki değil. Şimdi hanımefendinin durumu nedir bilmiyorum ama Ocak ayında yapılmış bir stent işleminden sonra sıkıntılarının tekrar ediyor olması büyük oranda o stentlerden birinin ikisinin ya tıkandığını ya daraldığını gösteriyor. Yani stenti taktım iş oldu bitti değil. Bu yanlış bir düşünce olur. Evet. Bunlar eninde sonunda mutlaka bir şekilde yetersiz kalıyor. Ve olduğu zaman sonuçlar daha kötü. Hele damarlarına, 3 damarına 2'şer 3'er stent takılmış hastaların bu sefer ameliyat şansları kalmıyor. Çünkü hasta bana geldiğinde açıyorsunuz, bakıyorsunuz, bypass yapacak yer yok. Yer kalmamış, stent dolu. Böyle dizmişler stentleri. Çıkarılamıyor mu? Geri? Yok, o bir girdi mi kalıyor. Bir oradan. Daha çıkarılmıyor. Yok, çıkarmak diye bir şey. O çünkü orayı dokuyla bütünleşiyor. Artık bütünleşiyor evet. Noktadan sonra. Şimdi o tabii stent ameliyat tartışması bir yana insanlar şunu bilsinler ki stent kesin çözüm değil ve uzun vadeli bir çözüm hiç değil. Hiç değil. Bu arada o kadar risksiz bir işlem de değil. Öyle mi? Tabii. Yani bunun da kendine ait bir riski var, komplikasyon oranı var falan filan. Şimdi bu tür hastalarda tabii bir de şunu söyleyeyim, şeker hastalarında başarı oranı daha da düşük. Çünkü damar yapısı bozuk. Bu biraz da damarın kendisinin yapısıyla ilgili bir durum. Şimdi böyle olunca hastaların bunun kesin çözüm olmadığını, her şey bitti gitti, lay lay lom eski hayatıma döneyim olmadığını bilmeleri lazım. Şimdi gerek koroner bypass gerek stent işlemlerinden sonra hastanın en az o işlemler kadar beslenmesine, hareket düzeyine dikkat etmeleri lazım ki o daralma, tıkanma süreci ötelensin, daha sağlıklı bir şeye ulaşalım. Uykusuzluk ne kadar etkiliyor hocam kalp damar sağlığımızı? Kalp krizi riskini tetikleyen faktörlerden mi az da olsa uykusuzluk? Tabii ki. Uyku. Yani şimdi özellikle bir yaştan sonra uyku kalitesi bozuluyor. Neden bozuluyor? Önce denirdi ki yaşlandıkça uykuya ihtiyacımız azalıyor. Niye? Benim dedem 4 saat uyur, 5 saat uyur falan. O öyle olduğu için değil, ondan uyuyamadığı değil için. Ondan değil, yettiğinden değil. Çünkü bir yani yaştan sonra insanın sırtı ağrıyor, beli ağrıyor, boynu ağrıyor. Kafada o kadar yıl dolmuş oluyor falan. Gibi ve uyku kalitesi bozuluyor. Şimdi uyku bilimi diyelim, gerçekten daha yeni yeni anlaşılmaya başlanan doğru bir şey ve uyku kalitesizliği dünya kadar metabolik sonuca neden oluyor. Yani yetersiz ve kalitesiz uyku uyuyan kişilerde insülin direncinin geliştiğini, kilo almaya eğilim olduğunu çok net bir şekilde bilimsel çalışmalar gösteriyor. Bunun dışında yetersiz uyku aynı zamanda stres hormonlarının artışına neden oluyor. Bunlar da hipertansiyonu tetikliyor ve dediğim gibi sonuçta hepsi ufak ufak birleşip kalp hastalığına bir katkıda bulunuyor. Diyebiliriz. Peki bir sorumuz var yine konuyla ilgili, onu alalım hocam müsaade ederseniz. Buyurun. Hocam merhaba. Benim uyku problemim var. Bununla ilgili sormak istiyorum size. Böyle tam dalmak üzereyken uyanıyorum.
Ya da böyle 4 saat uyuyorum, yetiyor, uyanıyorum. Yani böyle 4 saatlik uykularla dolaşıyorum. Bu ileride de bir problem yaratır herhalde vücut, yani çökme falan. Bunu nasıl halledebilirim? Bunu sorayım size. Evet. Nasıl yardımcı olabilir? Sağ olsun, güvenip sorduğu için. Her şeyden önce ben uyku uzmanı değilim. Hı hı. Yani ama uyku bozukluklarının kalbe olan etkisini evet. bildiğim için konuşuyorum. Tabii uykusuzluğun, uyku bozukluğunun çeşitli nedenleri var. Hı hı. Biraz önce söylediğim gibi bu ağrı olabilir, hipertansiyon olabilir, hastanın psikolojik durumu olabilir. Bazı zaman sağlıklı bir uyku için bir ilaç desteği gerekebiliyor. Hı hı. Bir de şöyle... birçok hastamda ben günde 3 saat 4 saat uyuyorum, uyuyamıyorum. Sonra eşi araya giriyor, atlıyor, diyor ki ama işte gündüz 2 saat uyukluyor şeyde. Hmm. Şimdi bu olmadı. Ben 2 saat gündüz uyuyayım, 3 saat öğleden sonra uyuyayım, gece de 2 saat uyuyayım. Toplamda 7-8 saat ediyor. Buluyor ama öyle olmuyor işte. Yani sağlıklı bir uyku en az 7-8 saat kesintisiz kaliteli bir uyku demektir. Sonradan ödeyim borcumu olmuyor yani. Olmuyor. Kesintisiz ve zamanında evet. en az 7-8 ama saat. Ama hanımefendinin sorusu için gerekiyor. Hani belki bir nöroloji uzmanı uykuya dalmasında ve uykuyu tutturmasında yardımcı olacak bir tedavi verebilir. Peki. Günün iyi haberiyle o zaman devam edelim. Çünkü yine konumuzla alakalı. Uykuda kilo vermek mümkün. Yeterli uyku kalori yakımını destekliyor. Peki ama nasıl diye soracak olursanız. Uyku biyokimyasal ve hormonal olarak aktif bir süreç. Yetersiz uyumak kilo alma ve obezite riskini %41 oranında arttırıyor. Uykunun tokluk hormonu leptin ve açlık hormonu grelin arasında yakından bir ilişki varmış. 7-8 saatlik kaliteli uyku tokluk hormonunu yükseltir, açlık hormonunu düşürür ve metabolizmamız yavaşlarmış. Yetersiz uyuyan kişiler yeterli uyuyan kişilere göre yaklaşık fazladan 385 kalori almaktaymış. Evet, doğru. Yakın zamanda bu konuyla ilgili kapsamlı bir video çektim. Bu gerçekten çok çok yeni bir çalışmaların sonuçları ve gerçekten de çok etkili. Şimdi her şeyden önce şöyle söylemek lazım. Uyku bizim beynimizi, bedenimizi dinlendirdiğimiz bir süreç değil. Evet. Aksine beyin biyokimyasal ve hormonal olarak çok aktif olduğu bir süreç. Şimdi biz uykuya daldığımız zaman aynı bir bilgisayar gibi bizim beynimiz gün içindeki gereksiz bilgileri, gereksiz anıları, olayları siler atar, temizler. Benim bunlara ihtiyacım yok der ve çıkarır. Öte yandan uykunun bir aşamasında beynimizin çevresini ve aralarını beyin omurilik sıvısı denilen bir doğal sıvımız var. Beyin omurilik sıvısının basıncı artıyor ve beyni yıkıyor. İşte kaliteli bir uyku Alzheimer hastalığına neden olan beta amiloid denilen bir proteinin de yıkanmasına neden oluyor. Yani kaliteli bir uyku sadece şey için, kalp sağlığı için ya da ruhsal sağlığımız için değil, beyin sağlığı için bir takım hastalıkları önlemek açısından da çok önemli. Çok önemli. Şimdi öte yandan yine beynimizin, uykumuzun bir aşamasında beyinden somatotropin, büyüme hormonu veya gençlik hormonu denilen hormon salgılanmaya başlıyor. En çok ilgilendiğimiz kısım hocam. Evet. Bu hormonlar ne zaman salgılanıyor? Evet. Şimdi detaya girmeyeceğim ama uykunun derinleştiği noktada somatotropin hormonu salgılanıyor. Bu esasen bebeklik ve çocukluk çağlarında büyümemizi sağlayan bir hormon. Ama bizim büyüme ve gelişme sürecimiz bittikten sonra bu hormon hücre yenilenmesinde çok önemli bir görev görüyor. Hı hı. Büyüme bitiyor, hücreler yenilenme evet. olarak devam ediyor. Ha, seviyesi azalıyor ama evet, bizim ihtiyacımız olduğu kadar hormon salgılanmaya devam ediyor. Ve bizim hücrelerimizin yenilenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi somatotropin salgılandığı zaman
hem beyin hücreleri genç kalıyor, hem de bütün başta damarlar olmak üzere çok sağlıklı, çok iyi bir yenilenme sürecine sokuyor. Bu da sadece derin uykuda oluyor anladığımız. Evet. Zaten yayınladığım videonun adı da güzellik uykusu. Ve şöyle anlatıyorum. Ben eskiden güzellik uykusu dendiği zaman küçük kızları uyumaya teşvik etmek için bak uyursan çok güzelleşirsin diye anlatılan bir masal olduğunu sanırdık. Halbuki? Şimdiki görüyoruz gerçekten iyi uyku almış kişilerin o iyilik hali yüzlerine gençlik olarak yansıyor. Doğru. Çok şimdi önemli. Amerika'da çok ilginç bir çalışma yapmışlar. 20-30 kişiyi almışlar. Bunların bir gece uyumamış halde ki fotoğraflarını çekmişler. Sonra aynı kişilerin 8 saat güzel bir uyku çektikten sonra bir daha fotoğraflarını çekmişler. Sonra bunları karıştırmışlar. Deneklere göstermeye başlamışlar. Demişler ki bu fotoğraflara bakın. Güzellik, çekicilik açısından puan verin. 100 üzerinden. Hangisi daha çekici, hangisi evet. daha güzel? Halbuki mesela 3. gösterilen fotoğraf 33. sırada bir daha var. Ama birisi uykulu, birisi uykusuz. Ama çok olduğu için ben bu kişiyi daha önce görmüştüm diye hatırlayamıyorsun. Öyle tasarlanmış çalışma. Ve yapılan sonuç net bir şekilde bu fotoğrafları inceleyen deneklerin uykusunu almış kişileri %60-65 oranında daha çekici bulduklarını göstermiş. Yani Çağla Hanım'ın bir fotoğrafını gösteriyor, uykusunu alamamış. 10 dakika sonra bir daha fotoğrafını birisine 30 puan veriyor, birisine 90 puan veriyor gibi düşünebiliriz. Yani gerçekten bu iyilik hali yüzümüze gözümüze yansıyor diyebiliyoruz. Evet. Evet, uykunun önemini hocamız bize bugün çok güzel anlattı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi besinlere bir geçiş yapalım isterseniz. Evet. Daha sonra da gece krampı ile ilgili tekrar o uyku kısmına geri döneceğim ama besinlerimiz dost mu düşman mı? Bu iki arada kaldığımız aslında birkaç tane besin var. Acaba gerçekten dost mu düşman mı diye sorduğumuz. İlki aslında patates. Hepimiz çok seviyoruz. Ama bir içerik oranlarına da bakalım diye düşünüyorum. Şöyle ortalama 200 gramlık bir adet patateste 150 kalori var. Diğer oranlar şu anda doymuş yağ oranları ve kolesterol oranları ekranlarınıza geldi. Aynı zamanda günlük C vitamini ihtiyacımızın %70'ini, günlük B6 vitamini ihtiyacımızın %30'unu karşılıyor. Yüksek oranda kalp dostu magnezyum ve potasyum 4-5 gram ve bağırsak dostu lifler çok önemli olduğunu bildiğimiz lifleri de aynı zamanda içeriyor. Ama tabii herhalde onun patatesin dost mu düşman mı olacağını onu nasıl pişirdiğimiz karar veriyor mu diyelim hocam size bırakalım sözü. Tabii şimdi her şey nitelik nicelik. Yani haşlanmış bir patates işte biraz önce sizin gösterdiğiniz besinleri içeriyor. Kalorisi öyle sanıldığı kadar çok yüksek değil. O 150 kaloriyi şu kadarcık çikolatadan da alabilirsiniz. Evet. Patatesi hemen suçlamayın diyorsunuz. Hemen suçlamayalım. Ondan sonra bir örnek veriyorum o konuda yaptığım videoda. Şimdi kumpir süper lezzetli bir gıda. Ben çok severim. Olamaz bir şey canım. Evet. Ama çok zararlı. Bomba değil mi? Bomba. Kalori bombası. Şimdi bunun zararı patatesinden mi geliyor? Yoksa içine koyduğumuz tereyağı, peynir, mayonez, Rus salatası, ketçap bilmem döşüyorlar ya ondan mı geliyor? Hemen patatesi suçlamayın. Hemen suçlamayın. Şimdi patates esasen son derece sağlıklı bir gıda. Ama hep söylediğim bir şey var. Bir şey faydalı diye daha fazlası daha faydalı değil. Yani günde bir porsiyon işte 200 gram patates yerseniz hiçbir zararı olmadığı gibi fevkalade faydalı. Günde bir kilo yerseniz o olmadı. Evet. Şimdi bir de bunun hazırlanış yöntemi de var. İşte kumpir örneğinde olduğu gibi. Kumpir bize kızartmasından aslında çok daha masum gelse de söylediğiniz gibi malzemelerle. Katkı maddeleri nedeniyle. Evet. Suç işletiyor. Şimdi Amerika'da bir sürü bilimsel çalışma yapmışlar. Patates tüketimiyle
kalp damar hastalıkları, obezite ve şişman şey arasında, şeker hastalığı arasındaki ilişki. Ve ilk yapılan çalışmalar patatesin fevkalade zararlı olduğunu, birebir şişmanlığa, şeker hastalığına, sonunda kalp hastalığına neden olduğunu. Ama sonra demişler ki ya böyle çalışma mı olur? Bu yaptığınız çalışma fast food kızarmış patatesle yapılmış. Ilgili. Doğru. Şimdi aynı çalışmayı bir haşlanmış patatesle yap bakalım. Doğru. Yapmışlar tam tersine, içindeki lifler şunlar bunlar nedeniyle kilo vermeye yardımcı olduğu, ya, şeker hastalığına hiçbir etkisinin olmadığı ve kalp hastalıklarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını bulmuşlar. Patatesin masumiyetini bozan onu kızartmak tabii olduğunu ki aslında hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani, en lezzetli şimdi her hali şeyi sağlıksız hale getirebiliriz. Patlıcan, kabak son derece faydalı. Kızartması tam tersi diyebiliriz. Yani patates kan şekerini yükseltir mi? Kalp ve şeker hastaları patates yiyebilir mi? Eğer yiyebilir derse de zaten büyük ihtimalle diyecektir. Çünkü hocamızın bu hastaların da yiyebileceği çok masum bir patates yemeği ya da bir tarifi var diye. Evet. Şimdi bir kere kalp hastalığı üzerine hiçbir etkisi yok. Onu hemen şey yapalım. İnsanların patates yemekteki çekincesi bir, kalorisi nişastası bol olması, şeker hastaları açısından da glisemik indeksinin yüksek olması. Şimdi bu bir gerçek. Evet. Dolayısıyla bir şeker hastasının oturup bir tabak dolusu patates yemesini önermiyoruz. Yiyebilirler mi? Yiyebilirler. Ancak burada bir nicelik önemli. Yani ne kadar yiyeceksin? Bunu işte günde 200 gram yersen şeker hastası bile yiyebilir. Evet. Ama şeker hastalığı için daha sağlıklı hale getirecek yöntemler var. Yapalım mı mutfakta hocam? Yapalım. Misiniz? Önce orada yapamayacağımız bir şeyi anlatayım. Tamam. Haşlanmış patatesi haşlıyorsunuz. Şimdi bu vaziyette sıcak sıcak taze taze yediğiniz zaman glisemik indeksi 70-80. Yani kan şekerini yükseltme oranı çok yüksek. Çok yüksek. Aynı patatesi alın, buzdolabına koyun. Ya da soğumasını bekleyin mi? Soğumasını bekleyin. Bir 12 saat soğusun. Çok bekleriz evet. Sonra bunu soğuk olarak ya da yine ısıtarak yiyebilirsiniz. Glisemik indeksi bir anda yarı yarıya düşüyor. Allah Allah. Bunun sebebi de şu. Patatesin içindeki nişasta dirençli nişastaya dönüyor. Bu da kan şekerini yükseltme hızını yani glisemik indeksini düşüyor. Buna resistant starch deniliyor. Ve o açıdan çok daha sağlıklı bir hale getiriyor. O zaman yeni haşladığımız makarna içinde aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Bravo, evet. Pilav, makarna en güzel anında yemeyin diyor hocam. Aslında sonra yiyin diyor. Yani glisemik indeks açısından. Ama işte evet. Ama bu önemli bir tüyo tabii, oldu. Peki. Mutfağımıza geçelim. Dilerseniz geçelim. Hocamızın tarifini yapalım. Şeker hastaları için özellikle de bir patates püresi hazırlayacak. Buyurun hocam. Kovaya dikkat edin. Profesör Doktor Yavuz Yorukoğlu hocamız mutfakta. Efendim. Şimdi patatesin kendisinin glisemik indeksi yüksek. Dolayısıyla şeker hastalarında bu şekeri ani şekilde yükseltebiliyor. Ancak bilinen bir şey var. Biz eğer patatesi lifli gıdalarla birlikte tükettiğimiz zaman bu glisemik indeksi düşüyor. Çünkü midenin boşalmasını geciktiriyor lifli gıdalar. Evet. Onun için patates püresinin lezzetini bozmadan daha sağlıklı hale getirip üstelik de glisemik indeksini düşürmenin en güzel yolu bunu haşlanmış karnabaharla karıştırmak. Hocam. 50-50. Tamam, okay. Ama göreceksiniz ki lezzetinde hiçbir fark olmayacak. Denemek istiyorum hocam. Deneyelim. Buyurun. O zaman ben size bir şey yapayım. Ben de yapabilirim. Buradan koyayım. Haşladığımız patatesler, soğuttuğumuz ve haşladığımız patatesler. Aynen. Evet. Tamam. Bunu sonra onu da ekleyelim. Karnabaharımız tamam var. Ekledik. Evet. Sonra?
Sütü ilave edelim. Maydanozu en son. Güzel bir püre hazırlıyoruz. Yani burada evet. aslında yani İsterseniz içerisine çok miktar, az bir... az bir şey tereyağı da koyabiliyoruz. Tabii. Tereyağı yerine kaşar peynir koyabilir miyiz? O da olabilir. İkisinden şey de ekleyebilir olabilir. Miyiz? Zeytinyağı da olabilir. Ha mesela hani tabii. lezzet katması açısından. Çok az ekledim o zaman hocam. Biraz hani geleneksel olduğu için tereyağı dedim ama zeytinyağı daha bile iyi. Tabii. Çok az da ekleyelim evet. isterseniz. Evet. Şimdi bunu maydanozu ekleyeceğiz herhalde en son değil mi? En son evet. Biraz ezelim. Bunu bir blenderdan da geçirip iyice pürüzsüz püre geçireceğiz. Haline evet. getireceğiz. Burada yapmış olduğumuz şey ne peki yani karnabaharı katarak ne yapmış olduk? Neden karnabaharı içine... kattım da ben sadece çok az zeytinyağı ve tereyağıyla yapmadım mesela? İşte sadece patates yaparsanız glisemik indeksi çok yüksek. Yüksek oluyor. Karnabaharın glisemik indeksi sıfıra yakın. Bu burada bir... Şimdi biz bunu karıştırdığımız zaman şeyin glisemik indeksiyle karnabaharın patateskinin ortalamasını almış oluyoruz. Çok iyi anladım. Bir sebze evet. katarak evet. değerini... Midenin boşalmasını geciktiriyor. Hı-hı. Aynı lezzeti ve tadı veriyor. Çok güzel. Aynı çok daha sağlıklı vallahi hale harika. Getiriyor. Evet, maydanozunu da ekliyoruz herhalde evet, hocam. Onu şey, maydanozu öyle bekliyoruz, üzerine süs süslemek gibi mi yoksa? Genellikle süs diye koyuyoruz. O zaman tamam. Servis ettikten sonra. Tamam, ben biraz daha ezeyim evet. o zaman. Tamam, hem pürüz. Harika valla, çok güzel bir. Evet. Bunu bütün glisemik indeksi yüksek nişastalı, nişasta bazlı gıdalarda sebzeyle kombine ederek düşürebiliriz. Çok güzel bir tüy mesela oldu. Mesela benim kitabımda, Doktor Mutfak'ta kitabında... Bulgur pilavı ile ilgili bir şeyimiz var. Hı hı. Bir reçetemiz var diyelim. Bulgur pilavı tabii pirinç pilavına göre çok daha sağlıklı. Hı. Ancak bunun içine ince ince doğranmış biber, soğan vesaire gibi sebzelerle şey yaptığınız anladım, zaman anladım. Onu daha da sağlıklı hale getiriyorsunuz. Glisemik indeksini iyice düşürüyorsunuz. Çok önemli bir şey öğrenmiş olduk. Bugün. Artı o konuya bir başka bir programda değiniriz. Dünyanın en yüksek antioksidan düzeyi olan şeyler baharatlar. Evet. Ne kadar çok baharat koyarsak o kadar... O da yardımcı olacaktır evet. değil mi? Biraz sumak belki değil mi? Biraz pul biber. Bu şekilde sunum yaptık hocam ama evet. oldu sanırım. Ellerine hı. sağlık. Onu güzelce yiyip üzerine de dileğe evet. göre evet. maydanoz dileğe veya göre, farklı maydanoz. Bir şeyler. Tarif için de hocama ben teşekkür ediyorum. Koyalım. Güzel bir tarif. Vallahi harika. Teşekkür ederim. İçinde kaşar peyniri koyduk çok güzel oldu. Hocam evet. tekrar yerimize doğru tamam. geçelim dilerseniz. Patatesi konuştuk dost mu düşman mı diye. Şimdi yüzyılın en tartışmalı konularından bir tanesi hala daha konuşuluyor. Ne kadar birazcık da aklandı da desek. Yumurtadan biraz bahsedelim. Yumurta dost mu düşman mı? Pişirme yöntemleriyle nasıl karşımıza çıkıyor? Besin değeri nasıl değişiyor? Buyurun. Evet. Yumurta hani bir besin olarak baktığınız zaman bu yumurtanın amacı ne? Dünyaya bir yavru getirmek. Ve bu yavrunun ihtiyacı olan her türlü besin bu yumurtanın içinde var. Var. Proteini var, karbonhidratı var, yağı var, kolesterolü var, bir sürü mineral var. Dolayısıyla besin değeri çok yüksek. Bunun amacı işte civcivi, ördeği neyse büyütmeye yönelik. Şimdi öyle olunca insanlar için de kolay ve besleyici bir gıda haline geliyor. Evet. Şimdi bana sorarsanız bir yumurta sağlıklı mı diye sağlıklı derim. Ama yine dönüp aynı şeyi söyleyeceğim. Bir yumurta sağlıklı mı diye sordum hocam size. Yani bir değil şey mi? Faydalı diye daha fazlası daha faydalı değil. Yani siz bazılarının önerdiği gibi günde 3-4 tane yumurta yerseniz son derece zararlı. Kimler için özellikle mesela yumurta gerçekten tek bir tane yumurta bile hastasına göre, kişisine göre kolesterolü yükseltiyor mu? Yani yükseltir ama gıdalarla aldığımız kolesterol bizim damarlarımıza oturan kolesterolden daha farklı. Biz tereyağı, yumurta, etlerden gelen kolesterolü düşündüğümüz zaman onların sindirilip kana karışmasında ortaya çıkan özellikle kötü kolesterol dediğimiz LDL büyük moleküllü pufuduk molekül deniyor buna. Bunların hacimleri büyük ve bunlar damara oturmuyor. Yani bu tür gıdaların kalp damar hastalıklarının oluşumunda
faktörleri daha düşük. Daha düşük. Yani bir yumurtaya bakmayla bir kızarmış patatese aynı gözle bakmamız mümkün değil diyorsunuz. Şimdi öte yandan bizim damarlarımıza oturan LDL kötü kolesterolün kökeni karaciğer. Karaciğer de bunları şeker ve benzeri zararlı maddelerden yapıyor. Bu molekül, LDL molekülleri küçük moleküller. Dolayısıyla damardaki hücrelerin arasına girip oraya oturma kabiliyetine sahip. Şimdi bu ilk anlaşıldığı zaman dediler ki, ha bak gıdalarla gelen kolesterol kötü değilmiş. Demek ki bol bol yiyebiliriz. Peki. İşte, devam edeceğiz hocam. Sarısı mı beyazı mı diye de bir ikiye ayıralım mı? Sarısında daha çok kolesterol olduğu, beyazında daha çok protein olduğu gibi şeyler var. Yani şimdi onu ayırmanın bence çok büyük bir manası yok. Yani ikisinin de ayrı ayrı faydaları var. Yiyecekseniz ikisini birlikte yiyin. Mesela Amerika'da bir ara moda oldu. Kolesterol olmasın diye sadece yumurtanın beyazından omletler yapılıyordu. Bu çok anlamlı bir şey değil. Şeyini sorarsanız, daha önce bu konuda bir soru gelmişti bana. Yumurta faydalı mı, zararlı mı? Haftada 2-3 yumurta yerseniz çok faydalı. Günde 2-3 yumurta yerseniz çok zararlı. Çok net bir bilgi olarak bunu almış durumdayız. Peki en sağlıklı yumurta pişirme yöntemi size göre ne? Sebzelerle yapılmış bir menemen mi? Yoksa haşlama olarak mı? Sucuklu yumurtayı söylemiyorum. Yani tereyağında, işte tava şeyde, sahanda yumurta, sucuklu yumurta, tabii bunlar yine yumurtadan ziyade o katkı maddesinden kaynaklanan zarar. Lezzetler. Yani işte aşırı yağ, işlenmiş işte sucuk, pastırma neyse bunlardan gelen. Yoksa sonuçta yumurta yumurta. En sağlıklısı haşlanmışıdır. Ama dediğiniz gibi bol sebzeli yapılmış bir menemen de bence çok rahat, gönül rahatlığıyla yenilebilecek bir şey. Ama her gün değil. Evet, bunu çok iyi anladık. Bunun dengesini kurmamız önemli. Şimdi et dost mu düşman mı diye konuşacağız ama bunu mutfakta konuşalım istiyorum. Çünkü Sever ablamızın çok güzel bir tarifi var. Köfte tarifi hocam. İsterseniz buradan da eşlik edebilirsiniz. İsterseniz gelebilirsiniz de. Sever ablacığım. Hazırsız mı yakaladın seni? Sever ablan yok oldu tavayı. Tavamızı hazırlayalım. Bir köfte hazırlıyoruz. O yanana kadar et konusunu konuşalım. İnşallah. Özellikle de 45'inden 50'sinden sonra et tüketiminin azaltılması gerektiğiyle ilgili sizin fikriniz bizim için çok kıymetli hocam. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, çocukluk ve gençlik çağında bizim proteinlere olan ihtiyacımız bir hayli yüksek. Evet. Hayvansal protein. Neden? Çünkü büyüyoruz, gelişiyoruz, kas yapıyoruz, kemiklerimiz büyüyor. Hayvansal proteinler bizim beslenmemizin bir parçası. Ancak bu büyüme ve gelişme çağı bitince bu kadar proteine ihtiyacımız kalmıyor. Niye kalmıyor hocam? Büyüyecek tarafımız yok. Belki biz spor yapıyoruz, kas yapıyoruz. Şimdi onları ayrı tutalım. Sporcu kas yapıyor bilmem ne, tabii ki protein ihtiyacı daha yüksek olabilir ama ben hani normal vatandaş için söylüyorum. Evet, anladım. %99 için konuşuyorum. Konuşuyoruz. Şimdi bütün bilimsel kuruluşlar ideal protein tüketiminin ya da protein ihtiyacımızın kilo başına 0,8 gram olduğunu söylüyor. Hadi biz kebap ülkesiyiz, ben biraz torpil geçeyim, kiloya 1 gram diye. Sağ olun hocam. Şimdi durum böyleyken ortalama, hani kadın erkek ortalamasını alalım, 70 kiloluk bir insanda günde 70 gram proteine ihtiyacımız var diyebiliyoruz. Peki proteinle et aynı şey değil. Yani bir 100 gram ette 28 gram protein var. Şimdi o hesaptan diyebiliriz ki bütün protein ihtiyacımızı biz 200-250 gram etten temin edebiliyoruz. Yani yeme hakkımız var. Öyle olmuyor. Bu iş o kadar basit değil. Bu iş
aslında çok daha detaylı ve çok daha uzun uzun konuşulmayı hak ediyor. Çünkü çok önemli şeyler öğreneceğiz ama bugünlük süremizin sonuna geldik. Tamam. Ben Sever ablamdan bu sırada köftenin tarifini alacağım ama hocam için büyük bir alkış rica ediyorum. Hocam harikasınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir alkışla hocamızı buradan uğurluyorum. Hocam, sağ olun. Hoşçakalın. Şöyle de olur. Köfte tarifimizi hemen bakalım. Malzemeler ekrana gelsin. Zamanımız daraldı. Buyurun daraldı. Sever ablacığım. Kıymamızı, irmiğimizi, birazcık da suyumuz var. Önce yoğuruyoruz güzelce. İrmiğin şişmesini beklememiz lazım. Ne kadar bekledin? Mutlaka dinlenmesi. Yarım saat falan dinlense yeter. Sonra baharatlarımız, maydanozumuz böyle uzun şeritler halinde. İsterseniz şişe takılıp da yapılabilir. Kebabımsı. Biraz tereyağı, kebabımsı evet çok da güzel oluyor. Biraz tereyağıyla sıvı yağda kızartacağız püremizin üzerine. Ay pürenin evet, üzerine mi koyacaksın? Evet, ne diyorsun? Onu öyle tasarladık. Köfte. Vallahi çok ama güzel tasarladık. Ama bu köfte gerçekten çok güzel. Hadi o zaman Ödemiş yavaş köftesi. Yavaş onu da pişirmeye başlayalım. Son evet. sunumunu az sonra göreceğiz. Tamam. Sizden ellerine sağlık diyorum ve rica dermatoloji ederim. Uzmanı Doktor Ersin Aydın hocamı davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Nasılsınız? Merhaba Çağla, iyi misiniz? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün biraz erken yaşlarda cildimiz nasıl korumamız gerektiğinden isterseniz konuşalım. Çünkü hani gençlik yılları daha doğal ve sağlıklı yaşalabilmemiz için önemli ve iyi değerlendirilmesi gereken yıllar. Biraz bu anlamda farkındalık yaratalım olur mu? Tabii ki. Yani tabii her dönemde aslında cildimiz için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Erken yaşlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle tabii mutlaka cildimize uygun bir temizleyiciyle temizlemek, cildimizi nemlendirmek. En önemlisi de yaz mevsimi yaklaşıyor. Cildimize uygun güneşten koruyucu ürünlerle korumak, çok yoğun güneşe maruziyetten kaçınmak, erken dönemde bazen daha bronzlaşmak için solaryuma girilebiliyor, onlardan uzak kalmak oldukça önemli. Evet. Tabii sigara kullanmamak çok önemli. Çünkü sigara da cildin erken yaşlanmasına neden olabiliyor. Sağlığa zararlıdır. Evet. Birçok faktörü var aslında bahsetmiş olduğum gibi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gerekiyor. Tabii bunlara dikkat etsek de bazen genetik faktörlerin etkisiyle ya da yoğun mimik kullanımına bağlı bazı kişilerde kişinin olduğundan biraz daha yaşlı görünmesine neden olabilen kırışıklar oluşmaya başlıyor. Alın bölgesinde, göz çevresinde. Tabii burada da bir takım yardımcı yöntemler devreye giriyor. Elimizi güçlendiren yöntemler tabii ki var. İşte botulinum toksin uygulamaları var. Cilt kalitesini artıran, hyaluronik asit içeren dolgu uygulamaları var. Lazer işlemleri var. Yani birçok işlem uygulayabiliyoruz aslında. Bu uygulamaları az sonra Gamze'nin üzerinde detaylı şekilde anlatarak gösterelim istiyorum. Ama ondan önce kısa bir ara verelim. Aradan sonra buradayız efendim. Buyurun. Evet, dermatoloji uzmanı Doktor Ersin Aydın hocamızla birlikteyiz. Yanımızda sevgili Gamze var. Şimdi Gamze'nin cildi ve yüzü üzerinden bir takım anlatımlar yapacağız. En baştan başlayalım. Hem neler yapılabilir, hem Gamze nezdinde konuşalım, hem de genel olarak yaptığınız uygulamaları konuşalım istiyorum. Alından başlayabiliriz mesela. Tabii biz tabii önce dermatolog olarak yüzü bütünsel olarak değerlendiriyoruz. Yani yüzdeki problemleri önce lokal olarak değil, bütünsel olarak değerlendirmek gerekiyor. İşte alın, burun, işte dudak, çene hattı, elmacık hattı gibi tüm alanları birlikte beraber de ona göre bir yol almak en doğrusu. Tabii alından başlayabiliriz. Niye alından başlayabiliriz? Çünkü alında çok mimiklerini kullananlarda ya da genetik faktörlerin etkisiyle kişi biraz daha olduğundan yaşlı gözükmesine neden olabilen çizgilenmeler, kırışıklar oluşabiliyor. Bakalım Gamze'nin. Kaldırın kaşlarımızı yukarıya doğru. Şimdi baktığımızda alın bölgesinde şu alanda belirginleşmiş olan mimiklerini kaldırın kaşlarımızı. Ama mesela kaldırdığı zaman o çizgiler var mesela. Kaldırmadığı zaman da olduğunda asıl biraz geç mi oluyor? İş işten geçmiş mi oluyor? Aslında biraz belirginleşmeye başlamış. Kaldırmazken de özellikle alın bölgesinde oluşmuş çizgilenmeleri var. Tabii bu çizgileri nasıl azaltabiliriz? Cilt kalitesini artıran yöntemlerimiz neler? Burada botulinum toksin aslında güzel bir işlem. Yani botoks dediğimiz botoks değil mi? Botoks işlemi evet. Alın bölgesindeki çizgilerin belirginliğini azaltmak için bize oldukça fayda sağlıyor. O çizgiler daha derinleşmeden, daha erken dönemde yapıldığında çok daha yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ama çizgiler belirginleştikten sonra da yapılabilir tabii ki. Burada işlemi belli aralıklarla düzenli tekrarlamak önemli. Anahtar şey burada bu. Bir kez yaptık çizgiler bitti, tamamen oldu. Gider gibi değil. Tekrarladıkça işlem yılda iki bazen üç kez yapıldıkça yıllar içerisinde mimik kullanmasına bağlı olarak oluşan o çizgileri tek bir seferde gidermek mümkün olmayabilir. Ama tekrarlayan işlemler yapıldıkça çok daha yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu hastada da bu kişide de aynı şekilde oradaki çizgilerin belirginin azaldığını görebiliriz. Çatalım kaşlarımızı. Kaşlarını çattığında biraz daha olduğundan kızgın görünmesine neden olabilen kaş ortasında çizgileri var bakın. O da evet, çok o biraz daha kızgın şey görüntüye neden olabiliyor. Böyle sinirli bir ifade oluşmasına neden bakın olabiliyor. Bakın mesela ben sinirlenemiyorum. Neden? Botoks var çünkü.
Bu bölgeyi biraz daha yumuşatmak, buradaki gerginliği biraz azaltmak, daha canlı bir ifadenin ortaya çıkmasını ve botoks uygulaması sağlayabiliyoruz. Göz kenarlarına gelelim. Gülümseyelim. Daha yoğun gülelim. Gülümseyelim lütfen. Gül kız. Bakayım. Ha. Şurada hafiften böyle oluşmaya başlamış çizgilenmelerin olduğunu görüyoruz her iki tarafta. Ne yapılabilir? Yine botoks uygulaması yapılabilir. Botoks uygulamasıyla buradaki çizgileri biraz daha açabiliyoruz. Kaş uçlarına biraz destek verebiliyoruz. Kaşlar da kaldırılabiliyor değil mi? O zaman tabii doğru noktalar burada çok önemli değil tabii mi? Şimdi kaşın hareketini sağlayan kaslar var. Kaşın yukarı doğru hareket etmesini sağlayan kaslar var. Aşağı doğru hareket etmesini sağlayan kaslar var. Şimdi aşağı doğru hareketini sağlayan kası, göz çevresinde orbikülars oküli kası biraz gevşettiğimizde biraz daha böyle yukarı doğru kalkmış oluyor. O ne kadar çok şey değiştiriyor evet, aslında. İfadeyi çok değiştiriyor. Burada tabii uygulama noktaları, uygulanan dozlar, kişinin mimik yapma derecesi, kişinin kaş ve göz kapağı yapısı çok önemli. Buraya yapılan botoks herkes de kaşı böyle kaldırır demek çok iddialı olur tabii ki. Bazı tabii, kişilerin tabii. Çok belirgin göz kapağı ve kaş düşüklüğü olabiliyor. Onu bu işlemlere gidermek tabii ki mümkün olmayabilir. Orada başka cerrahi yöntemlerden, kaş kaldırma gibi farklı yöntemlerden yararlanmak gerekebilir. Şu da olabiliyor bazen. Bir kez yaptık, 4 ay sonra bir kez daha yaptık. Böyle işlem belli aralıklara tekrarlandıkça elde edilen iyilik halinin çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Evet, bir seferde çok acayip sonuçlar beklemek yerine süreye yayarak. Olanlar da var tabii ki. Olanlar da var ama bazı kişilerde süreye yaydığımızda çok daha güzel sonuçlar ortaya çıktığını görebiliyoruz. Çok güzel. Tabii başka neler yapılabilir? Devam edelim. Göz altlarından devam edelim mi? O göz evet. Çevresinde göz altlarına neler yapılıyor? Mesela şimdi, orada minik çizgiler oluyor. Tabii ki şu an normal bu çizgisi ama ilerleyen dönemlerde mesela göz altındaki morluklar, evet. Atıyorum torbalar, çukurluklar evet. Bunlar için neler göz yapılıyor? Çevresi problemlerinden yakılan çok kişi var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çok belirli farklı problemler ortaya çıkabiliyor. Tabii bu her problemin kendine yönelik bir takım çözümleri var. Yani tek bir işlem oradaki bütün problemleri çözer. Olmuyor. Yani bazı kişilerin göz altında kişinin biraz daha yorgun gözükmesine neden olabilen gözaltı morlukları olabiliyor. Oraya biraz gözaltı dolgusuyla desteklediğimizde o morluğun azaltılmasına ve daha canlı bir görünüm ortaya çıkmasını sağlayabiliyoruz. Bazı kişilerin gözaltında torbalanması olabiliyor. O zaman gözaltı dolgusu çok iyi bir çözüm sağlamayabilir. Başka yöntemler denemek gerekebiliyor. Ya da gülümseyin lütfen. Güldüğünde bakın gözaltında deri katlantısı var görüyor musunuz? Şurada evet, deri katlantısı evet. Var. Yine göz kapağındaki düşüklükten de aynı bir problemi var. Yani oradaki cildin gevşekliğinden kaynaklanan bir problem var. Bu problemleri botoks uygulamasıyla ya da gözaltı dolgusuyla gidermek mümkün olmayabilir. Oradaki deriyi biraz daha sıkılaştıran, daha derinin cilt kalitesini artıran lazer gibi yöntemlerden yararlanıyoruz bu sefer de. Yani her problemin kendine göre farklı çözümleri var. Bu lazerden biraz bahsedelim mi? Nasıl cildin tekrar birazcık toparlamasını, gerilmesini sağlıyor? Şimdi normalde derimizi de cildimizi destekleyen yapılar var. Kolajen ve elastin dediğimiz belli farklı protein maddeler var. Cildimizin daha genç, daha sağlıklı gözükmesini sağlayan onların yeniden sentezlenmesini ve cildin yeniden yapılanma sürecini başlatan lazer sistemleri var. Bunlar ikiye ayrılıyor. Bir ablatif olanlar var. Yani karbondioksit lazer gibi o da küçük mikro kanallar açarak cildi gençleştiren yöntemler var. Bir de ablatif olmayan bir lazer gibi farklı lazer sistemleri var. Bunlar kombine olarak uygulandığında cildin hep genç kalmasını sağladığı bilimsel çalışmalarda gösterilmiş. Klinik olarak da biz bunu görüyoruz. Tabii sadece cildin genç kalmasını sağlamak için değil, bazı diğer problemleri de gidermek için kullanabiliriz. Nelerden mesela? Baktığımızda bakın yüzünde ufak ufak böyle çukurlar şeklinde izler oluşmuş. Bunlar sivilce lekeleri mi oluyor genellikle? Akne skarları, sivilce izleri, böyle çukurlar şeklinde o iltihaplı sivilceler eğer tedavi edilmezse ve sıkılırsa o bölgede çukurlar şeklinde izlerin oluşmasına neden olabilir. Burada lazerlerden yararlanabiliyoruz. Sıktı mı sivilcelerini? Sıkmasa bile bazı kişilerde o sivilceler iz bırakabiliyor. İz kalıyor ya. İz bırakabiliyor. Baktığımızda tabii burun çok buruna dikkatimi bakalım. Çekiyor. Buruna bakalım, yandan bakalım. Şimdi baktığımızda tabii neler var burunda? Burada bir kemer görüntüsü var. Burun ucunda biraz düşüklük var. Biraz burnu da güzel ama. Güzel burnu var. Değil mi? Böyle ama bir biraz şey gülümsediğinde burun ucunda biraz düşüklük olduğunu görüyoruz. Burada yine şekil verme özelliği olan dolgulardan yararlanıyoruz. Nasıl bir işlem uyguluyoruz? Burun ucunu biraz daha kaldırabiliyoruz dolgularla. Dudak ile burun arasındaki açıyı artırabiliyoruz. Böyle burnun daha estetik bir profil görünümünü sağlayabiliyoruz. Ya da bakın kemer görüntüsü var. Bakın bu kemer görüntüsünün belirginliğini azaltmak amacıyla belli noktalara uygulama yapabiliyoruz. Ya da burada bazı kişilerde çok burun kökü basıklı oluyor. O kökü basıklı azaltmak için oraya dolgu yapabiliyoruz. Ama bu herkes için uygun bir işlem olmayabilir. Örneğin bu da olduğu gibi. Bakın belirgin bir açı artık yok. Artık orada da bir şey yapılamaz. Buraya dolgu yani. Yapmak estetik bir görüntüne neden olmayabilir. Olmaz.
Tabii burundaki bütün problemleri dolguyla gidermek mümkün olmayabilir. Evet, evet, bazı kişilerin burunda sağ sola burun eğriliği varsa, nefes almasını güçlendiren bir burun problemi varsa ya da burada kişinin beklentisi de çok önemli. Biraz yani, asimetrisi var değil mi? Burada biraz var, benim de biraz kişiler burnum. Tabii yüzüne oranla daha küçük burun isteyebiliyorlar. Burada tabii kişinin beklentileriyle dolgu uygulamasından elde edilecek sonuçların birbiriyle örtüşmesi lazım. Hmm. Eğer bu örtüşmüyorsa yine dolgu uygulaması uygun bir işlem olmayabilir. Hmm. Tabii dolguları yüzümüzde birçok alanda kullanıyoruz aslında. Yüzde şekil vermek amacıyla mesela kullanabiliyoruz. Mesela elmacık kemikler. Elmacık, evet, oradan. Elmacık hattının şu hattını biraz daha belirginleştirmek amacıyla. Şu anda mesela dolguyla neler yapabileceğimizi neler bir görelim. Şekil verebiliyoruz dedik. Çene hattını belirginleştirebiliyoruz. Çene ucunu biraz daha ön plana çıkartabiliyoruz. Buruna şekil verebiliyoruz. Hı hı. Burun kenarındaki nazolabiyal bölgedeki oluklanmaların belirginliğini azaltabiliyoruz. Dudaklar çok önemli. Dudaklara şekil verebiliyoruz. Dudaklara nasıl şekil veriyoruz? Burada dolguyu alıp tabii her programda bahsettiğim gibi bir hemen dolguyu alıp dudağa şişir mi koymuyoruz yani. Dudaklara çok daha detaylı şekil, bir iş değil mi? Çok detaylı bir iş. Yani dudakların kendine göre bir anatomisi, bir şekli var. Üst dudak, alt dudak oranı var. Ya da dudağın kendine göre o şekline uygun şekilde bir işlem yapmak gerekiyor. Ve her hı-hı. ürün herkese uygun olmayabiliyor. Kişinin yaşı, oradaki anatomisi ve uygulanan miktar, uygulamanın derinliği, nereye uyguladığınız birçok değişken var aslında. Dolayısıyla burada bu bütün değişkenleri harmanlayıp kişinin yüzüyle uyumlu bir şekilde yaptığınızda buradaki temel çıkış noktamız doğallık. Doğallığını bozmadan güzel bir görüntü elde etmek mümkün olabiliyor. Daha hacimli, hı-hı. daha kontürleri belirgin, hı-hı. daha güzel gözükmesine neden olabilen nemli bir görüntü sağlayabiliyoruz. Bu çene, jawline çizgisine bu kısma yapılan dolgular ayrı. Bir de masatere yapılan bu diz sıkmadan evet. dolayı oluşan yüzü böyle daha geniş, daha kemikli, daha erkeksi gösteren kaslarımız var. O kaslara yapılan işlemlerden de birazcık bahsedelim. Sıkalım dişimizi. Şimdi dişimizi sıktığımızda ben hissedebiliyorum burada. Tam çene köşesinde dişlerimizi sıkmamızı sağlayan masseter kası var. Sizde de tam şu alanda sık. Evet, sizde de. Armut. Benimki armut oldu şu anda. Burada çok sıkıyormuşum. Baktığımızda buranın değildim. Biraz daha kabarık ve şiş gözükmesinin neden olabiliyor. Biraz daha kare. Bazı kişiler o kadar çok dişlerini sıkıyorlar ve kullanıyorlar ki tabii kısa ne kadar çok kullanırsanız tabii. o kadar belirginleşir. Burada daha belirgin bir şişme oluşuyor ve kare görüntüsü oluşuyor. Evet. Oraya da botoks yapıyoruz, masseter, diş sıkma botoksu yapıyoruz. Ve bu kare görüntüsünün belirginliği biraz daha azalabiliyor ve bu şişliğin belirginliği azalmış oluyor. Eğer kişi çok dişlerini sıkıyorsa bizim burada bir eklem var çene kemiğiyle buradaki kemiğin birleşimini sağlayan. Açalım ağzımızı. Burada eklem problemleri oluşabiliyor. O ekleme binen yük artabiliyor. Dişlerde aşınmalar oluşabiliyor. Tamamen bu kası fazla kullanmaya bağlı. Hı-hı. Yine masseter botoks ile bu problemlerin belirginliğini azaltmak mümkün ve yüzü şekillendirmek mümkün olabiliyor. Neye göre şekillendiriyorsunuz? Mesela gelen danışanlarınız bir fotoğraf gösterip yüzüm böyle olsun dediği oluyordur mutlaka. Ya da ne tabii bileyim ki. Çene kemiğim şuna benzesin gibi şeyler oluyordur. Tabii insanların tabii beklentileri olabiliyor. Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Önemli olan tabii kişilerin beklentilerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Gerçekçi beklentiler yani işlemden elde edilecek sonuçla kişinin istediği şey her zaman örtüşmeyebiliyor. Burada yine temel anahtar noktamız kişinin yüzüne uygun doğal bir görünüm sağlayacak işlemleri bütünsel olarak yapmak aslında. Evet. Kişinin yüzünü bütün olarak değerlendirip o kişinin yüzüne uygun bir işlem yaptığımızda doğal bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Burada tabii genelde sizin söylediğiniz gibi danışanların istediği düşündüğü şöyle bir şey var. Yani işlem estetik işlem yaptıran herkes birbirine benziyor gibi bir kaygısı olabiliyor. Eğer bu söylediğim hususlara dikkat edilerek bireysel işlem yapılırsa kişi daha güzelleşmiş. Karakterize halinde kaybetmez. Ve daha çizgilerin belirginliği azalmış bir görüntü ortaya çıkmış olabiliyor. Gamzeni cildi için uygulanmasını uygun gördüğünüz lazerler, günümüzde de şu anda kullanılan popüler lazerler neler mesela? Neler öneriyorsunuz mesela şimdi, şu an gamze gelseydi size? Tabii kombinasyon lazerleri yapılmış. Scar yüzünde izler var. Çukurlar şekilde izler kalmış. O izlerin belirginliğini azaltmak amacıyla karbondioksit lazerler, ergalas lazerler gibi farklı lazer sistemlerini uygulayabiliriz gamzeye ve oradaki çukurların belirginliği bu şekilde azalmış olur. Birkaç kez uygulamak gerekebilir. Tabii yaz dönemi çok bu lazerleri uygulamak için uygun dönem olmayabilir. Değil mi? Çünkü kızarıklıklar, kabuklanmalar ortaya çıkabiliyor. Daha çok sonbahar döneminde bu işlemler yapılabiliyor. Güneş cildimizi yaşlandırıyor mutlaka.
Siz ne öneriyorsunuz özellikle de güneşin yıkıcı, kolajen yıkıcı etkilerinden birazcık korunabilmemiz için? Sadece koruyucu krem sürmek yeterli mi mesela? Güneşten korumak, yani güneşe bir kere maruz, yani çok güneşin yoğun olduğu saatlerde güneşe maruz kalmak çok önemli. Yani mesela tatildesiniz, denize gidiyorsunuz, güneşin çok yoğun olduğu saatlerde saat 11 ile saat 16 saatler arasında güneşin altında korunmasız bir şekilde yatmak kalmak bir kere bunu önermiyoruz. Çünkü bu cildin erken yaşlanmasına ve cilt kanseri riskinin artmasına neden olabiliyor. Hı hı. O nedenle mutlaka güneşten bir kere korunmak gerekiyor. Hı hı. Güneşten koruyucu özelliği olan işte gözlükler, şapka kullanımı, falan. Güneşten koruyucu cilde uygun kremlerin kullanılması çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Cildi nemlendirmek gerekiyor yine cildimize uygun nemlendiricilerle. Lekeler oluşmasına, muhtemel lekeler için de aslında güneş koruması tabii çok çok önemli. Peki evet. Ama oluşmuş, evet. Derin olmayan lekeler için şu anda elimizde ne gibi silahlar var? Yine aslında leke tedavisinde kullanılan birçok yöntem var. Yine lazerler bunun tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri. Ne tür lazerler var? Yine BB lazerler var. Orada bazen lekelerin zemininde kılcal damar belirginleşmeleri olabiliyor. Onların belirginliğini azaltmak amacıyla bunları kullanabiliyoruz. Yine cilt kalitesini artırmak amacıyla Airglass lazerlerden yararlanabiliyoruz. Bazı kremler, özel formülasyonla lekenin belirginliğini azaltmak için kullanılan kremler var. Onları kullanabiliyoruz. Birçok yöntem var aslında harika. Elimizde. Ersin Hocam çok çok teşekkür ederiz. Gamzeciğim sana da ayrıca teşekkür ederiz. Seval Ablacığım ellerine sağlık. Şöyle bir görelim. Hocamızın patates püresi tarifinin üzerine yaptığı köftesi ve tabii ki ev yapımı kumpiriyle bugün Seval ablam bizlerle beraberdi. Keşke tarifini de verebilseydik ama vakit yetmedi. Bir dahaki sefere inşallah vereceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.